Herkes seni dinliyor gelin hanım. Dikkat et. Türkmen salatası için havuçtan sonra göbek marul doğranıyor. Anneciğim, istersen sen üstünü değiştirebilirsin. Aynen anne, git. Çabuk çabuk. Anneciğim nereye? Üstümü değişmeye. Bunları unutma, fırındakileri. Çabuk masayı da ayarla. Kayınvaliden sana güvenmiyor. Güvenmiyor derken güveniyor ama işte bunun tedirgin oldu biraz. Sana yetiştiremezsin dedi. İşte öyle dedi. Evde bazen bir tane eskiden... Bir tane tüpte 4 tane yemek yapardım annem rahmetli olduğu için her sene. Öyle yetiştirirdim ama burada burasının heyecanı bambaşka bence. Ama yine de gelin katılım çok eğlenceli. Kızlara söylüyorum, gelir inşallah. Kayınvalidenden çekiniyor musun? İlk başta çok çekiniyordum. Neler anlattılar sana? İşte dediler böyle çok sert dediler. Seni vermezler dediler, almazlar dediler falan filan. Tavuklu Türkmen salatasına neler giriyor? Kelem girecek işte, marul girecek. Ondan sonra maydanoz girecek, dereotu girecek, bir de havuç girecek. Tavuk, haşlanmış tavuk. Bir de sarımsak, 2 diş sarımsak. Sosuna neler giriyor? Sos olarak sadece zeytinyağı girecek. Bir de çok az limon suyundan batırın, o kadar. Fazla da ekşili olmayacak çünkü içinde tavuk olduğu için. Peki bunun neresi Türkmen salatası? Türkmenistan'da mesela düğünlerde falan bizde yemeksiz düğün olmaz. Leğen leğen böyle salataları çok yapardık eskiden. Bizim kendi restoranda çalıştık biz. 5 kız abla olduğumuz için. Gittik öyle salataları yapıp düğün yapılan eve veriyorduk. Salata da bitti galiba. Şey bitti, dur ben şu şeylerime bakacağım sadece. Elbasan tava nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Kayınvaliden de gitti gelmedi. Anne! Sen de bana gaz vereyim ya. Anne! Gelin hanım nereye? Masamı hazırlamaya gidiyorum. Koş hadi koş! Vay, masada çok büyükmüş ya. Ranırı ve servisleri açan gelinimiz yemek takımlarını yerleştiriyor. Bunlar senin tabakların mı? Evet. Çeyizinden mi? Evet. İlk misafirin kayınvalideler mi? Yok, çok misafir ağırladım evde. İlk bunlar değil. Neden yavaşladın gelin hanım? Benim boyum yetecek mi masaya bilmiyorum. Evet. Ne yapıyorsun masaya? Hoş geldin anneciğim. Gelin yemekleri yetiştirdi. Şey yetiştirdi. Bakalım tatları nasıl, beğenecekler mi? Yemekleri kontrol ettin mi? Hemen hemen baktım. Şu an sadece fırından çıkan elbasana bakmadım nasıl diye. Bardaklardan sonra kağıt peçeteler yerleştiriliyor. Dünkü sofraya yaz masası dediler. Ya, yaz masasıydı normalde ama yani yine de güzel göründü. Sarı sarı yaz masasını andırıyordu. Bizimki de kış oldu. Dün dediler yani pastel renkler, daha koyu renkler. Bu da şimdi kış oldu sanırsam. Gelin çok yavaşladı anneciğim. Galiba üstünü değiştiremeyecek. Çabuk çabuk. Tamam da acele ediyorum işte, ne yapayım? Tüm sezonların en yavaş masa hazırlayan gelini olabilirsin. Bilmiyorum, ben de hiç yavaş değilim ama burasının heyecanı bambaşka. Siz öyle söylüyorsunuz da. Misafir ağırlamayı sevmiyor musun yoksa? Yok, hayır canım, ne alakası var? Şey yapar yani ama. Hepsini şey böyle koy ya, tek tek koyma, şöyle yok, koy. Yok anne, öyle koy. Kızım tek mi? Tek koyma. İyi o zaman, al. Tamam. Ha. Öyle peçete koyulur mu ya? Koyulur, koyulur, koy. Tamamdır, tamam, tamam. Git üstünü giy şimdi, hadi. Şimdi nereye gelin hanım? Üstümü değiştireceğim. İnşallah kayınvalideler gelmeden üstünü değiştirebilirsin. İnşallah, inşallah gidiyorum. Anneciğim sen nereye? Bilmiyorum işte, ben de şaşırdım, gidiyorum. Hadi gel mutfağı kontrol edelim. Tamam, hadi gideyim. Gelinimiz de üstünü değiştiriyor. Yemekler istediğin gibi oldu mu anneciğim? İstediğim gibi olmadı. Mesela hangisi olmadı? Yani elbastan tava yandı. Ayvalarımız biraz yandı. Kaytaz böreği? Kaytaz böreği de güzel oldu yani. Sanırsam görünüş olarak. Neden böyle oldu anneciğim? Heyecandan. Heyecan yaptı gelin. İşte gelinimiz de geldi. Koş. Hazırlandım. Çok şık olmuşsun gelin hanım. Teşekkür ederim. Elim bir yıkayım, şu salatama bir bakacağım. Bu arada kalan süreniz son 10 dakika. Yarışmacımız salatalarından başlayarak yemeklerini son bir kez daha kontrol ediyor. Gelin hanım, başardınız mı? Başardık bence. Bravo hanımlar. Hadi. Öpüşemiyoruz.
İnşallah yemekler de güzel olur da. İnşallah. Tadı tuzu. Hemencik saatinde geliyorlar maşallah. Hadi bir an önce kayınvalideleri karşılayalım. Merhaba, abi, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl geçti gününüz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hanımlar, nasıl buldunuz masayı? Güzel, sağ ol. Çok güzel. Evet, masamız çok güzel, sağ ol. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel değil, eksiğim var çünkü. Kaşık çatal orada var ya. Var işte. Bak, bu tarafta. İkişer tane tamam, var, evet, tek var. Eksik. Doğrudur. Eksik. Gözden kaçmıştır. Gözden kaçmayacak. Eksik. Ne ikişer tane, yedekleri mi? Yedekleri. Evet. Bizde yok yedekler zaten, hiçbirimizde yok. Zuhal Hanım. Yok. Bunlar da bir şekilde duruyor efendim. Tarafta. Mesela ama burada bende var. Yok. Burada kaşık bıçak çatal var. Ama bende yok. Gülay Hanım'da çatal bıçak yok. Çatal bıçak yok. Öyle mi? Yok. Ha, ben göremiyorum orayı. Ne haber? Nasılsa? İyiyim, ay yetiştirdin gittim mi? Çok merak evet, ediyor. Evet, ama şükürler olsun. Sudan şükürler olsun ama. Meryem Hanım. Evet, ne güzel verelim hadi çorbaları alalım. Tamam. Dışarısı soğuk, içimiz ısınsın. Nasıl geçti Meryem Hanım? Meşrubat bardaklarına siz su koymuşsunuz. Evet. Bunlar meşrubat bardakları. Yok, ama şey, Gülay Hanım'ın zamanında da Gülay Hanım bunlara su koymuş. Bardağı, su bardağı bunlar. Aa, bunlar su bardağı. Evet. Bunlara meşrubat koyuyorlar genelde. Evet, siz nasıl buldunuz Sabahat Hanımcığım masayı? Sade, güzel, kibar. Sade, güzel. Çiçeği biraz çok renkli buldum. Belki o sadeliği şey yapmak için mi evet, seçtiler evet acaba? Canlı güzel canlı olsun evet dedik. Evet. Siz beğendiniz mi Huriye Hanım? Beğendim Zuhal Hanım. Çok güzel masası. Güzel. Evet. Güzel başladık. İnşallah gene güzel gider İnşallah. Her şey. İnşallah. İnşallah. Dünkü gibi. Masa üzerinde eksikti. Sadece bir bayanınki eksikti. Öbürlerinki tamdı. Yani masası güzeldi yani. Bahar masası gibi değildi. Yani. Öbürlerin masasına bakalak. Tam kış masasına uygun bir masaydı örtüsü falan. Çatal bıçak yoktu Gülay Hanım'ınki. Gülay Hanım söyledi. Bekledi. Hala çatal bıçağı gelmedi. Sonradan geldi kadının çatal bıçakları yani. Yapacak bir şey yok. Tadına verecekler. Normalde çorba sulu olur yani. Koyu olmaz. Ama geçen de çok koyu olduğu için kayınpederim dedi bu kere dedi biraz biraz suğunu biraz bol koy dedi. Biraz şey olsun dedi. Sulu olsun dedi. O yüzden ben de sulu yapmak istedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.